Herkese merhaba arkadaşlar. Yine her zamanki gibi Karagöl'deyiz. Saz arkadaşlarım Bücür, Efe ve Gez'le birlikteyiz. Bugünkü konumuz köpeklerin kuyruğu kulağı kesilir mi? Bu yasal mı? Ne gibi sonuçları olur? Evet arkadaşlar, konumuzu anlatacağız bugün. Köpeklerde, genellikle bazı ırklarda, İşte bu Rottweiler'larda kuyruk kesimi, Pitbull'larda hem kulak hem kuyruk kesimi, Danoa ve buna benzer bazı köpek ırklarında sanki bu bir mecburiyetmiş gibi maalesef ki köpeklerin kulakları, kuyrukları kesiliyor. Arkadaşlar ilk önce en önemli soruyu soralım. Hemen cevaplayalım onu. Bu yasal mı? Öncelikle onu söyleyeyim. Bu kesinlikle yasal değil. Kanundan bu yasak konmuş ve eğer tıbbi bir gerekçe olmadığı süre içerisinde köpeklerin herhangi bir uzvu kesilemez. Peki neden kesiyorlar bu köpeklerin uzuvlarını? Kulağını neden kesiyor? Mesela sanki berbere gidip yani saç kestirmiş gibi. Yani gidiyor köpeğini götürüyor veterinere. Bu ameliyatı yapan veterinerleri de arkadaşlar mutlaka ki hayvansever dostlara sesleniyorum, şikayet edin. Bu ameliyat çünkü hem yasal değil hem de vicdanen de yasal değil. Yani insanın vicdanında da bir yara açan bir şey bu. Gerçekten kulak yarası, kuyruk yarası. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. İnanılmaz acılı bir ameliyat, operasyon bu. Yani kıkırdak ameliyatı, özellikle kulak inanılmaz acılı bir ameliyat köpek açısından. Ve maalesef ki bunu ne zamanlar yapıyor biliyor musunuz? Yavru geliyor mesela, diyelim ki bir pitbull sahiplenmiş kişi. Pitbull'u sahiplenmiş. Daha köpek 3 aylık, yani insanla olan yaşama adapte olmaya çalışıyor. Zaten onun için köklü bir değişiklik. Yavruken annesinden ve kardeşlerinden ayrılıp yepyeni bir ailesi oluyor. Ve daha henüz geldikten 3 ya da 4 aylıkken, bir de öyle bir şey söylenti var yani, küçükken hemen kesmeniz lazım gibilerden, tamamen saçma, kesilmesi saçma da, daha köpek küçücükken hemen o acıyı köpeğe yaşatıyorlar. İlk önce gidiyorlar kulağını kuyruğunu kesiyorlar, sonra eve geliyor. İnanılmaz bir güven sorunu yaşamasına sebep oluyor bu köpeğin sahibine karşı. Çünkü neden? Onu siz alıp veterinere götürdünüz, siz teslim ettiniz ve o yol sonunda çektiği acılar ona bir şekilde o veterinere giderken bir daha aşı olmak için falan onu çok zorlayacak bir süreç oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar kesinlikle önermediğimiz bir şey. Bazısı da şey diyor işte, yani köpeği neden, onu da kendilerince bir şeye bulmuşlar. Yani neden köpeğin kulağı kesilir? Kulak kesimine şöyle bahane uyduruyorlar. İşte kurtla güya, sanki adam çoban da köpeği de çoban köpeği kurtla kavga edecek. İşte kurtla kavga ederken neymiş, kurt kulağından tutarmış da işte dövüşü kaybedermiş köpek. Ya sen zaten köpek dövüşçüsü değilsin, sen almışsın evine pitbull ya da ne bileyim Rottweiler almışsın. Ne yani, senin böyle bir amacın yok. Hani olsan dağda çoban, anlayacağım senin köpeğin kurtlarla dövüşecek. Ya size söz veriyorum, eğer köpeğiniz bir kurtla dövüşürse bir gün, kulağa zarar görürse, o bütün ameliyatları ben üstleneceğim. Yani öyle bir şey yok. Niyet bozuk yani. Tamamen ne biliyor musunuz bu arkadaşlar? Yani hiç kimse kusura bakmasın, köpeğin sert gözükmesi. Amaç burada o. Yani kulak kesilince köpek zaten agresifleşiyor ve ister istemez sertleşiyor tabii. Bunlar da oyun modunda şu an. Ama bunu yapsınlar ki enerjisini alsınlar. Benim istediğim bir şey bu. Bakın. Evet Efe, gel bakalım. Çok güzel koşuyor. Şu Bücür'e bakın. Bak. Bak. O da takipte. Hadi girin bakalım size. Allah. Allah. Çok güzel. Efe. Hadi gel sen de gir. Vallahi en cesur Efe. Bak. Aferin benim oğluma. Ne kadar güzel yüzüyormuş bu ya. Su içiyor bile bak. Sen. Şişt. Ne oldu? Evde kahramanlık taslıyordun. Seni de atayım mı suya? Arkadaşlar, yani tamamen köpeğim sert gözüksün, yanında ben de gezdirirken onu böyle, o köpeğin sertliğinden güç buluyor ya arkadaş. Yani kendisini de güya güçlü gösteriyor, sert gösteriyor. Yok öyle bir şey. Yani
Başka bir amacı ne olabilir sizce? Yani fikri olan varsa videonun açıklama kısmına yazsın. Neden bu köpeklerin kulağını kestirir insanlar? Yani bir kere zaten sağlık açısından da zararlı. Yani o öyle yaratılmış. O kulak yapısı demek ki o kulak düşecek ve kulağın içerisine, örnek veriyorum, su kaçması ya da herhangi bir toz kaçması, mikrop kapması engellenecek. Yani adamın donanımı o. Standart donanımı öyle gelmiş o köpek. Sen niye onu bozarsın, modifiye edersin? Bu araç değil ki. Araba da değil. Hadi gir bakalım. Kuyruk kesimi. Kuyruk kesimi de şöyle bir şey. Yani genelde bunu avcılar yapıyor. Yani av köpeklerinin kuyruğunu kesiyorlar. İşte çalıya vurmasın, kuyruğu kırılmasın. Ya da koşarken daha hızlı koşsun. Bir kere tamamen yanlış veri. Yani eğer herhangi bir avcı arkadaş bu videoyu izliyorsa, yani kuyruğu kesilen köpek daha hızlı koşmaz arkadaşlar. Tam tersi, kuyruğu olan köpek daha hızlı koşar. Çünkü o kuyruk dengeyi sağlar. Yani sağa sola mesela virajları alırken, köpek akselerasyon halindeyken koşarken o kuyruk tamamen denge üzerinedir. Çitalarda da öyledir. Yani bu kuyruk kesimi tamamen saçma. Kulak kesimi de saçma. Bir köpeğin bir uzvunu kesmek tamamen saçma. Bazıları da şöyle yapıyor. Yani inanılmaz vicdansız insanlar var arkadaşlar. Ve bunları maalesef ki bazı veterinerler öneriyor, biliyor musunuz? Çok garip. Acayip ya. Adam diyor ki mesela, köpeğim çok havluyor diye gidiyor şikayetle veterinere. Veteriner demiş ki işte ses tellerini alalım ameliyatla, o zaman kurtulursunuz. Bak bak, çözüme bak. Sen hem köpeği sahiplen, eve kapat, balkona kapat. Gezdirme, tozdurma, enerjisini atma. Bir de git köpek havluyor de ses tellerini aldır. Yok ya. He? Arkadaşlar, varsa çevrenizde böyle veterinerler, tekrardan söylüyorum, benimle iletişime geçin. Bunlar kanunen yasak. Çok büyük yaptırımları var. Yani hayvana işkenceye giriyor. Kulak kesmek, kuyruk kesmek, ses teli almak, tırnak çekmek. Kedilerde tırnak çekme var, biliyorsunuz. Mobilyalara zarar vermesin diye kedilerin tırnağını çekiyorlar. Evet evet. Yanlış duymuyorsunuz. Gerçekten bunları yapan veterinerler var. Öneren veterinerler de var. Bunu öneriyor. Ha başka şeyler. Şunu da duyuyoruz. Çok sık duyuyoruz. Bizi mesela davranış bozukluğu için arıyorlar. İşte diyorlar ki davranış bozukluğu şu. Yani örnek veriyorum. Çok fazla enerjisi var. Mobilyaları kemiriyor. Ya da eşyalara zarar veriyor. Ne bileyim, havlıyor falan filan gibi davranış bozukluklarında veterinerler şunu öneriyor. Pasiflora verin. Yani sakinleştirici ilaç verin. Şunu demiyor kardeşim. Senin köpeğin bunu yapıyor çünkü senin köpeğin yorulmuyor, koşmuyor, enerjisini atamıyor. Bu sebepten dolayı bunları yapıyor demek yerine işin kolayına kaçıyor. Ver sakinleştiriciyi köpeğe. Köpeğin suçu çünkü. Köpeği sen kendi doğasından kopar. Koşturma, ettirme, bir de sakinleştirici ver ağzına bir tane. Köpek bayılsın kalsın, sen de rahat et. O zaman git. Çok güzel bir fikrim var benim böyle insanlar için, biliyor musunuz arkadaşlar? Ben buldum bu fikri. Git peluş köpek al. Daha iyi, hiç gezdirme derdi yok. Tuvalet derdi yok. Eğitim derdi yok. Havlama derdi yok. Peluş bir tane al, köpek koy. Dursun evin kenarında. Ne dedik arkadaşlar? Mesela çok sıklıkla rastladığımız köpekler pitbulllar. Yani genelde bu kulak kesimi ameliyatını, bana bazen telefon geliyor, sinirleniyorum arkadaşlar. Yani bu arada balıklar var gölde ha. Bugün gördüm ilk defa. Küçük küçük balıklar var. Pitbulllar en çok bu ameliyatı geçiren köpekler. Nedense daha henüz yavruyken bize telefonlarda soruyorlar. Başta yakaladıysak eğer, ameliyat olmadıysa, öyle bir anlatıyorum ki saatlerce anlatabilirim. Bir köpeğin kulağı kuyruğu kesilmeyecekse benim anlattıklarımdan sonra zevk duyuyorum, keyif duyuyorum. Gel bakalım, sen de bir birazcık şöyle yan yana poz ver. Zevk duyuyorum, keyif duyuyorum. Yani saatlerce anlatıyorum sahibim. Sakın yaptırmayın. İşte bu şöyle acılı ameliyat size güven sorunu yaşayabilir. Sizin kulağınızı kuyruğunuzu kesseler nasıl hissedersiniz? Köpeğe lazım olan bir şey değil. Sağlık açısından da çok zararlı gibi yönlendirmelerle vazgeçirebiliyorum. Kimisi de ameliyatı yaptırmış, bizi sonrasında arıyor işte eğitim için. Yani biraz böyle azarlıyorum artık. Yani neden böyle bir şey yaptınız? Yani ben mesela yolda bir hayvansever olarak kulağı kuyruğu kesilmiş bir köpekle gezen birisini gördüğüm zaman onun hayvan seven bir insan olduğunu düşünmüyorum. Hiç yalan söyleyemem arkadaşlar. Hayvan seven bir insan bu ameliyatı köpeğim, canım dediği, evladım dediği bir canlıya yapmaz, yaptıramaz, vicdanı el vermez. Vicdanlı insan işi değildir bunlar.
Vicdansız insan işidir. İstediğiniz kadar kızın. Şimdi pitbull sahipleri bana sallayacak. Hiç umurumda değil. Ha bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Eşimin bu Efe ile yatakta boğuşurken, öperken, onu severken videolarını yayınladık. İnanılmaz kötü yorumlar gelmiş. İşte Allah size akıl fikir versin. İşte köpek yatağa çıkar mı? İşte köpek ağzından öpülür mü? İşte tiksinmiyor musunuz? Pis insanlar. Daha dur, aklıma gelmeyen, hakarete varan yani. Yani burada söyleyemeyeceğim şeyler eşimle alakalı. İğrenç şeyler. İnsanın aklın, yani kalbindeki neyse o diline vur, dökülür. Öyle iğrenç insanlar. Arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim. Bize bunu hani tiksinmiyor musunuz? Allah akıl fikir versin diyenlere söylüyorum sadece. Yani bunu tiksinç bir şey gibi gören, köpeğe sarılmayı, öpmeyi, onunla temas etmeyi, dolu dolu böyle kucak kucak oynamayı, boğuşmayı pislik olarak görenler, akılsızlık, fikirsizlik olarak görenler için söylüyorum. Siz sevgisiz büyüdüyseniz biz ne yapalım? Biz ne yapalım siz sevgisiz büyüdüyseniz? Biz sarılmaktan, sevmekten ne çıkar? Kime ne zarar gelir? Bir hayvan bile olsa, bir ağaç bile olsa. Kim daha pis? Kim daha pis? Köpekler mi pis? Kediler mi daha pis? İnsanlar mı daha pis? Vallahi ben o kadar pis insan tanıyorum ki mecburen, yani ailemizde de var, arkadaşlarımızın içerisinde, iş yerimizde de. Yani köpek 1000 tane ondan eder. Yani pislik illa böyle hijyen olarak düşünmeyin bunu. Kalp pisliği de olabilir bu. Anlatabildim mi? Yıkanırsınız geçer. Çamurunuz geçer. Salyası mı bulaştı bana? Bulaşmamış gerçi. Yıkanırım geçer. Ama diğerleri, insanın bıraktığı izler ne olacak? Onlar geçmez. Şşt. Mesela ben bu bücüre nasıl sarılmayayım? Tipe bak. Şimdi buna sarıldım, bunu öptüm, bu beni yaladı, pismiş. Ben pismişim, bu da pismiş. Bırak o anahtarı. Yok arkadaşlar öyle bir şey. Yine biz kulak kuyruk meselesine gelelim. Yasal değil. Vicdani değil. İnsancıl değil. Hayvancıl değil. Hiçbir şekilde etik değil. Kesinlikle önermiyoruz. Hiçbir işe yaradığı falan da yok. Daha hızlı koşar, daha iyi duyar. İşte kurtla kavga ederse kulağından yakalanmaz. Sanki kurt, şehirlere kurtlar indi de senin köpeğin kurtla boğuşacak. Bırak onu, Sivas'ta yaşayan kangal sahibi düşünsün yani. O kesin, tamam. Ona bile karşıyım da. Ya sen şehrin göbeğinde yaşıyorsun, pitbull almışsın. Yok işte kavgada kulağından tutarlarsa kulağa zarar görmüş. Görür, eğer bir gün kurt saldırırsa size bütün masrafları ben üstleniyorum. Getirin kulakla ilgili bütün problemleri. Ya siz bana yeter ki deyin ki benim köpeğime kurt saldırdı, seni dinledik, kulağını kestirmedik, kulağından tuttu, kulağını kopardı, bak işte bu hale geldi, ben üstleniyorum. Hayret bir şey. Yok arkadaşlar, önermiyoruz. Yani bunu yapan insanları da ben açıkçası hayvansever olarak görmüyorum. Yani görmüyorum, asla bir hayvansever olamaz. Ha belki sahiplendiğinde bazıları var, mesela pitbullları böyle kulağını kuyruğunu kesiyorlar, başa çıkamayıp sokağa atıyorlar ya. Böyle muhteşem insanlar, onları tekrar kazanmak için sahipleniyorlar ve kuyruğu kulağı zaten ona geldiğinde kesik oluyor. Onlar baş tacı. Onlar baş tacı. Ama alıp da yavruyken daha gidip işte daha yavruyu almış herif. Geçen gün beni, ya biz işte pitbullumuz var, bir de anlatıyor, şöyle ödüllü, anne şöyle şampiyon, baba böyle şampiyon, sanki boks maçına çıkıyoruz. Anlattıkça anlatıyor arkadaş. İşte kulak kuyruk ameliyatı yaptıracağız, tavsiye edeceğiniz bir yer var mı? Hemen yani sinirleniyor insan, anlatabildim mi bu soru gelince? Ben de hemen şu soruyu soruyorum. Niye? İlk söyledikleri şey gerçekten arkadaşlar, bak ilk söyledikleri şey işte kavga sırasında işte kulağından tutursa zarar. Ya niye senin pitbull'un kavga etsin? Ondan sonra canavar pitbull haberleri çıkıyor. Değil mi? Canavar pitbull. Pitbull dehşet saçtı. E saçar tabii. Sen köpeğin kulağını kuyruğunu kesmişsin küçükken. İnsana karşı bir güven sorunu oluşturmuşsun. Hayvanı delirtmişsin. O acıları yaşatmışsın. Pitbull dehşeti yaşarsın tabii. Oh canıma değsin. Pitbull'lar var arkadaşlar. Bebeklere bakıcılık yapan pitbull'lar var gerçekten. Kedi emziren pitbull'lar var. Köpeklerin karakteri sahibinin aynası gibidir. Tamamen yansır. Siz neyseniz köpeğiniz o karaktere bürünür. İnanın öyle. Hiçbir fark yok çocuk yetiştirmekten. Açıklama kısmına dediğim gibi arkadaşlar, bu ameliyatları yapan, teşvik eden veterinerleri, bana değil, bana yapmayın.
Yani gidin Tarım ve Orman Bakanlığı'na şikayet edin bunları. Şikayet edin. Yani bu eziyettir arkadaşlar. İnanın yani ve çok büyük bir eziyet. Gerçekten. Çok acılı bir ameliyat. Ameliyat edildik. Bak yani kimisi de şöyle yapıyor. Bakın bu, buraya çok dikkat edin. Çok var bu. Facebook'ta falan fotoğrafları, görselleri dolaşıyor bunlar. Ameliyat parası pahalı geliyor arkadaşa, vatandaşa. Soruyor, araştırıyor. Sonra Facebook'ta köpeğinizin kulağını kendiniz kesin diye makaleler falan paylaşılıyor. Yani böyle makaleler paylaşıyor. Adam alıyor makası. Çiziyor böyle kalemle kestiği yeri. Bir makasla kesiyor. Evet var. Kendi köpeğinin kulağını makasla kesen tipler var. Jiletle kesen tipler var. Arkadaş sert olacak ya. Ay çok korktuk senin elindeki pitbull'a. Sen geziyorsun, senden çok korktuk. Bütün mafya özentisi heriflerin elinde pitbull. Ya sen kimsin diye pitbull, pitbull musun sen yani? O köpeğin gücünden mi nemalanıyorsun? Ya köpeğin var diye kimse sana sataşamayacak yani. Tabii ki o köpek seni korur. Ama o köpek var ya, olur olmaz birisine zarar verirse, bir çocuğa, bir başka köpeğe, mesela benim canım gibi, ya da siz kendinizi düşünün, canınız gibi sevdiğiniz köpeğiniz, terrieriniz, küçük ne bileyim, toy poodle'ınız, pomeryanınız ya da sokaktan sahipleriniz bir köpeğiniz. Yürüyorsunuz, bir pitbull'un onu altına alıp paramparça ettiğini düşünün. Parçaladığını düşün köpeğinizi. Kurtaramazsınız zaten. Sonra ne olacaksın sen? Yandım ben sana söyleyeyim arkadaşlar. Mahkemede birebir yani kasıtlıya giriyor. Ceza olarak kasıtlıya giriyor. Eğer hayvan öldürürse yine yandınız da, ama bir çocuğa zarar verirse, bir insana zarar verirse var. Yandınız. Ha silahlı adam yaralamışsın da pitbull'un senin birisini yaralamış. Hiçbir farkı yok bunun. Olmaması da gerekiyor. Tamamen destekliyorum. Pitbull sahiplenme kontrol altına alınmalı zaten. Herkesin eline verilmiyor. Nasıl silahı herkesin eline veremezsin? Bir ruhsatı lazım. Sadece pitbull'u köpek beslemek de bence bir yeterlilik isteyen bir şey olması gerekiyor. Herkes köpek besleyemez. Evet arkadaşlar, bu kulak kuyruk mevzuna çok takıldım. Çünkü bugün koşarken bugün birisinin elinde gördüm yine. Bir de zincirli tasması, böyle dikenli tasmalar. Kulaklar kesik, deri göğüslük. Köpeği vurmuş steroidi, vurmuş steroidi. Köpek geliyor karşıdan böyle yani bodybuildingçi gibi kaslı. Gözleri köpeğin kıpkırmızı olmuş. Ne yaptıysa onu niye, nasıl yapıyorlar onu da anlamıyorum. Yani kolonya falan mı atıyorlar acaba daha sert gözüksün diye. Ama görsen herifin boyu şöyle bir şey. Güdük Necmi. Küçük enişte, elinde pitbull böyle yürüyor. Şöyle yürüyor. Hava atıyor, bir de sağa sola bakıyor, bana herkes bakıyor mu diye. Ya komiksiniz arkadaşlar. İğrençsiniz yani. Görsel olarak da iğrençsiniz. Yani her şekilde kötüsünüz. Köpekleri bu şekilde kullanan insanlara söylüyorum. Bakın her pitbull sahibine söylemiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Köpeğini kulağını kuyruğunu kesip onu böyle vahşileştirip özellikle saldırganlaştırıp sokağa çıkan tiplerden bahsediyorum. Dolu bunlardan. Komiksiniz, kötüsünüz, iğrençsiniz. Hiç sevimli değilsiniz. Size söyleyecek sözüm yok. Sizi Allah'a havale ediyorum. Hayvanseverler bir gün dersinizi verir. Kanunen de dersinizi verirler. Onun için ayağınızı denk alın. Veterinerlere de söylüyorum. Yapmayın arkadaşlar. 3.000 lira, 5.000 lira kazanmayın. Bırakın. Hayvanları rahat bırakın. Yok ses teli alma. Kedilerin tırnağını çekme. Köpeklerin kulağını, kuyruğunu falan kesme falan. Yani bunlar yasal değil. Ben kendi adıma şikayet ederim. Gözünüzün yaşına bakmam yani. Bu kadar arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Yine güzel Karagöl manzarasıyla size veda ediyorum. Burada balıklar olduğunu gördüm. Yanımda birazcık ekmek getirdim. Onları da besleyeceğim. Şöyle atalım bakalım. Evet. Bugünlük bu kadar. Genelde gel bakalım hadi. Nereye gitti bu Efe? Kaçtı. Genelde artık bu videoları Karagöl'ün oradan çekiyorum. Çünkü çok güzel bir yer. Böyle yabani kuşlar ötüyor. Durgun bir su. Ağaçların yansıması göle vurmuş. Köpeklerim rahat. Araba geçmiyor. Ne bileyim herhangi bir insan yok. Köpeğini çek korkuyorum hoş falan diyen insanlar yok. Sessiz muhteşem bir yer keşfettim. Bu sessizlikte de sanki siz karşımdaymışım gibi anlatmak da güzel oluyor. Bana da iyi geliyor. Ne yapıyorum? Hem köpeklerimin egzersizini yaptırıyorum. Hem mis gibi oksijen soluyorum. Hem de faydalı videolar çekiyorum Verpatini için.
Eğer eğitim için bize ihtiyacınız olursa arkadaşlar, profesyonel bir ekibimiz var. 13 yıllık bir mazimiz var. Türkiye'de pozitif köpek eğitimini geliştiren bir kurumuz. Bir eğitim kurumuyuz. Yerinde eğitim sistemiyle çalışıyoruz. Biz geliyoruz uzman eğitmenler evinize. Köpeğinizi bir yere göndermek zorunda kalmıyorsunuz. Köpeğiniz ve sizin için lazım olan tüm doğruları size yüklüyoruz. Eğitimimiz bittiği zaman size muhteşem bir yeni bir rutin bırakıyoruz. 24 saatlik bir rutiniz nasıl geçecek köpeğinizle? Dengeli bir köpek olması açısından. Eğitimini veriyoruz. Tasmalı yürüyüş eğitimi, sosyalleştirme. Dolayısıyla çözüm için bizi arayabilirsiniz. Videomuzun açıklama kısmında Verpati'nin telefon numaraları var. Şimdilik bu kadar. Bu güzel manzarayla size veda ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.